Benim ilk ve bütün madalyalarım tek bir kişiye armağan olacaktır. O da kızıma. Ben kızımı hiç göremedim. 8,5 aylık hamileydi. Eşim evden kaçtı gitti, terk etti yani. Göremedim, koklayamadım, öpemedim. Ama sağlıklı olduğunu bilmek bana çok büyük güç veriyor, kuvvet veriyor. Biz bir takım sorunlar yaşıyorduk eşimle beraber. Ve bu sorunları kendi başına çözme gibi bir karar almış ve bunu da 8,5 aylıkken evi terk edip ülkesine kaçarak, benden kaçarak sorunu çözeceğine inanmış. Ben evde yokken bir geldim, bir baktım kaçmış gitmiş. Kızım şu an bu hafta 1 yaşına bastı. Ve kızımın resimlerini eşimden parayla satın alıyorum. Artık eşimle demek istemiyorum yani. Kızımın resimlerimi kızımın annesinden parayla satın alıyorum. Ben resim istiyorum, o da karşılığında para istiyor. Böyle bir değişik, komik, trajik bir durum var ortada. Bu çok zor bir şey. Allah hiç kimseye evladıyla sınamasın. Bu acayip bir test, acayip bir sınav. Bana göstermeyeceğini söylüyor. Yani uzun yıllar boyunca göremeyecekmişim. Eğer derseniz ki kendin niye gidip görmüyorsun? Ben bebeğimi alabilecek kuvvete ve kudrete sahibim. Yalnız almamamın sebebi bebeğimin. Bebek annesiz büyümez ya, büyüyemez. Hani ben vicdan sahibi bir insan olduğum için kesinlikle bebekten annesini ayırmak istemedim. Ayırmadım. Ayırmama kararı alınca da işte böyle elin kolun bağlı kalıyor. Gökyüzüne bakıyorsun. Kızını hayal ediyorsun. İlk doğum gününde tek başına, hani onsuz olmak, bütün dünyayı da yanına verseler. Çok sağ olsunlar arkadaşlarıma, çok teşekkür ederim. 14'ü de 13'ü de yanımda oldu. Ama hani yine gece o yastığa başını koyduğun zaman kendinle baş başa kalıyorsun ve o an farklı dilekler, farklı isteklerde bulunuyorsun. Onu çok seviyorum. Sonsuza kadar da çok seveceğim. Evlat kokusu cennet kokusudur derler ya, hani ben cennetin yerini bilmiyorum. Bunu izleyen evlatlar varsa eğer, gidin anneniz babanızı öpün, onlara cenneti yaşatın yani.